Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Crusader Kings 3 Kıbrıs serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde hem Kıbrıs hem de Girit artık bizim yönetimimiz altına girmişti. Ancak hane reisimizin ölmesiyle birlikte Girit şu anda hanemizin bir diğer üyesi olan kardeşimize bağlanmıştı. Biz de şu anda bu arkadaşımızı şişleyeceğiz ve yeniden Girit'te bizim hakimiyetimizi tam anlamıyla tesis edeceğiz. Aslında bizim vasalımız kendisi ama bizatihi benim öldürmem gerekmekte ve onu ve onu o toprakları benim yönetmem gerekmekte. Şu an için bunu yapmaya çalışacağız. Güzel bir casus başı atayım. En azından benimle iyi ilişkileri olan bir casus başı atarsam burada daha da faydalı olacağızdır diye düşünüyorum. Kardeşimizi öldüremezsek eğer bizim için çok büyük sıkıntı olacaktır. Bu arada Bizans bölünmeye başlamış. Bizans içerisinden bağımsızlık alan birçok şu anda yapı var. Ve bu arkadaşlar şu anda daha da Bizans'a sıkıntı çıkarmaya devam edeceklerdir yüksek ihtimalle. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Girit Krallığı unvanını oluşturabiliyorum ama şu anda yapamam. Param yok. Hem de boş yere oluşturmuş olurum. Bu arkadaşın ölmesi lazım önce. Öldürebileceğim mi bilmiyorum ama deneyeceğiz bakalım. Şu an ben 15 yaşındayım. Birazdan yeteneğimi alacağım. Entrikacılık yeteneğimi alacağım. Ve ondan sonra mı öldürmeye kalksam? Gerçi 13 aya kadar biz şeyimizi alırız ya. Yeteneğimizi alırız. Ya benim artık topraklarımı büyütmem lazım. Asker gücü olarak gerçekten çok zayıf durumdayım. Moğolların da hala birleştiğini görmedik. Yani bir Temuçin sancağı altında bir birleşme falan görmedik bakalım. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Hah, reşit olduk. Karışık A, yani keşke 8'lik olsaydık ama bu da işimizi görecektir. Şimdi iyi bir entrikacıyız artık. Herhalde öldürebiliriz diye düşünüyorum. Bizim kardeşi. Şişlememiz lazım onu gerçekten şu anda. Başka yapacak bir şeyim yok. Bunu şişlemem gerekiyor. Posta güvercini etkisi. Alırız ya. Posta güvercini gelir umarım şansımıza. Gelirse çok keyifli olur benim için. Aha oldu vallahi. Öldüreceğiz gibi. %77 şanslı oyun bana ihanet etmezse öldürürüz yüksek ihtimalle. Hadi oğlum. Oh. Güzel. Şimdi oranın da hakimiyeti bende. Şimdi bu benim için çok önemliydi. Şu anda çünkü topraklarımın gelişmesi lazım. Çok fazla toprak yönetmem lazım. Ve şu an yönetim alanında gerçekten çok kötü vaziyetteyiz. Bunu arttırmaya çalışacağız yavaş yavaş. Bakalım. Artık fetihler yapmam lazım. Buna saldırabilirim. Şimdi kime saldırabilirim ben? Savaş sebebim yok. Yani aslında şey yapabilir. Selçuklu bölündü ya. Selçuklu bölünmesiyle birlikte burada bir sürü emirlik kuruldu. Bunların üzerine girebilirim. Bunları sancağım altında birleştirebilirim. Bir şeyler yapabilirim. Bakalım ne yapacağız? Yani kendime çıkar yol aramaya çalışıyorum açıkçası. Ama ya çıkar yol bulma konusunda çok da şey değiliz. Emin adımlarla ilerleyemiyoruz. Biraz ordumu güçlendireceğim öncelikle. Şu an düzenli ordu sayımı arttırmam lazım. Özellikle zırhlı yaya sayısını arttıracağım. Düzenli ordu benim için önemli. Milislerden çok daha önemli. Düzenli ordu oluşturursak bizim için savaşlarda da galibiyet daha iyi gelecektir. Aha çok iyi bir çocuğum oldu gerçekten. Prens Eren. Kendisini bu sefer ilk defa idareci eğitimine vereceğim. Hatta idareci değil askeri eğitimine vereceğim. Bir tane de bir asker görelim. İyi bir asker görelim hanedanımızda. Yani çok entrikacı yaptık. Bu seride bir tane de asker görelim istiyorum açıkçası ben. Çok da büyük bir şey yok benim için. Anlamı yok ama bir tane asker görmek istedim. Casus başı. Ben istememeden sen yapmışsın. Aferin sana. Ben isterim zaten. Birazdan zaten isterdim. Benim çünkü onda hak iddiam var. Bizans bölündü bu arada. Şu an Bizans'ta olmayan yerleri görüyorsunuz. Gidip Epir'e savaş falan açabilir miyiz? Hak iddiası iste falan. Yok. Bir kapı çaldı, kapıya bakıp geldim. Şimdi en son ne diyorduk? Bizans içerisinde ben nereye genişleyebilirim? İmparatora mı savaş ilan etsem, bağımsızlığımı alsam? Bağımsızlığı mı verir bana aslında? Ben imparatora ne veriyorum? Ya ben imparatora sadece 230 milis veriyorum aslında. Yani bağımsızlığımı almalı çok bir şey yok. Kimsenin bana savaş ilan etmemesini garantiliyorum en azından. Bizans'ta kalmamız benim için sanıyorum daha hayırlı olacaktır ya. Kalalım bakalım şu an. Düzenli bir ordu kuralım da ondan sonrasında bakarız ya. Yani şu an iyi bir entrikacıyız, iyi de bir idareciyiz. Bu karakter çok iyi bir karakter de topraklar çok kötü. Karakter iyi. Topraklar kötü. Şimdi adam kaçırmadan gideceğim. Para için adam kaçırmadan gideceğim. Büyük hane reislerini falan kaçırıp onların para karşılığında serbest bırakılmasını sağlayacağım.
Yani bunu yapmak benim için iyi olacaktır diye umuyorum. Burada büyüdük. Karakter büyüyünce bir boka benzemedi oğlum, nasıl sakal? Ya hiç şu tipe şu sakal olmamış yani, bu tipte bu sakal olabileceğini hemen zannetmiyorum ama neyse. Bir değiştirelim bakalım karakterin bir tipini. Sakal. Sakal bu da hiç yakışmadı. Ne yapalım bakalım? Şöyle bir sakal olsun. Yani karaktere yakıştı en azından. Karaktere olabilecek bir sakal gibi geldi bana. Yeri çok şey değil. Saçı da böyleymiş bunun. Ne yapabilirim? Kendime böyle bir imparator gibi göstermeden bir taç takalım. Bak şu taç olur. Demir taç. Çok da büyük bir imparator değiliz sonuçta biz, değil mi? Saçımızı değiştirelim. Tamam. Yalnız bizim reis biraz haşmetli bir reis oldu ha. Ordu sayısını arttırmaya devam edeceğim. Gelir olarak güzeliz de bir ordu basalım abi. Ordu olayı bizim için önemli. Sürekli Bizans'ta taht değişiklikleri yaşanıyor. Birisi İznik Kral onunu. Ne oluyor? İznik Krallığı için kutsal savaş açmış. Lan oğlum, inancı değişik onun. Abo, İkonoklast diye bir şeyler çıkmış. Lan oğlum bunlar bize de gelir ha. Aman abi, Kıbrıs Krallığı'nı almayın, gözünüzü seveyim. Tek ekmeğim bu zaten benim. Ona da dokunmayın Allah aşkına. 50 altınımı ver, defol gideyim. Bu arada düzenli ordu sayımız artıyor yavaş yavaş. Savaşlarda bu düzenli ordu bize iyi hizmet edecektir. Şu lavu öldüreyim ya. İznik Krallığı'nı toplayacak. Büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. O adam bu savaşı kazanır. Büyük sıkıntı yaşarız biz. Onu öldürelim. Yeni bir oğlum oldu evladım. Seni de ben ne yetiştireyim yok. Seni de iyi bir diplomat olarak yetiştireyim. Biraz farklı şekillerde de yetiştirelim çocuklara. Bunu ben yetiştirmeyeceğim. Bunu ben eğitmeyeceğim. Bakalım. Güzel. Şu adamı öldürmem lazım. Koskoca İznik'in kralı olacak. Var ya ağzımıza sıçar. Tamam, casus başlığımı alamazsın ki. Nereye alıyorsun oğlum sen beni? Ya of. Gidemiyorum. Neyse o zaman ne yapayım biliyor musun? Konseyde koltuk talep et. Vekil harç. Vekil harçlık alayım ben ya. Oğlum beni entrikacılıktan atmasan bunu öldürebilecektim ya. Kendi hatam. O zaman krallığını kaybedersin birader. Beni ne ilgilendirir? Beni ilgilendirmez. Seni adam yerine koyduk. Koruyacaktık seni. Kendin büyük salaklık yaptın. Şu Ortodoksların lideri kimdi ya? Para ver lan bana. Patrik. 250 dindarlık lazımmış. Şu elemanı öldürebiliyor muyum? Biz o kadar yetenekli değiliz. Babamız çok şeydi bizim ya. Bizim hangisi? Sıçayım böyle işe ya. Benim muazzam oğlum öldü ya. O zaman seni asker yapacağız. Oğlum çok iyiydi o çocuk ya. Nasıl ölür ya? Giden çocuğa bak. Kedim oldu güzel. Prestij. İtibardan tasarruf olmaz anlayışı. Prestij veren hangisiydi lan? Şu. Gerisini salla. Tamam. Kedim misket. Hoş geldin sarayımıza. Sarayı toplamayacağım. İmparator savaş kaybetti. Bana bir şövalye lazım ya. Şövalye lazım. Ha, vekil harçlık. Eyvallah. Ben de vekil harçlığı istiyordum açıkçası. Bana para lazım çünkü vekil harçlık bana sağlam para kazandıracak. Hanedan. Düşmancıl plan başarı. Oh güzel. Vallahi güzel. Adam kaçırma. Şimdi Sayın İmparator sende para var. Ben seni kaçırayım. Senin paranı bir alayım. Sayın İmparator'dan bir para. Bana para lazım. Düzenli ordu kuracağım ya. Ben düzenli ordu kuracağım. Ne demek açığa çıktı ya? Ya bu bizim şey çok mal ya. Mesela beyni olan bir tane şey lazım. Karakterimin kız kardeşi. Ben bunu zorlamaya gerek var mı? Hobi olarak kaçırabiliriz. Kaçır desek papayı kaçıramıyoruz. Anadolu. Şunu kaçırabilir miyiz? Kaçırırız bunu. Bunu destek gelirse kaçırırız bu. Kaçırma şansımız düşük. Şunu kaçırırız ya.
Lan niye kaçıramıyoruz milleti biz? Yetenekli bir kaçırmacıydık aslında. Kolay güvenen falan filan. Yani etrik açılığımız güzel aslında yani. Niye kaçıramıyoruz ki milleti biz? Şu seni öldüreyim de senin oğlunu kaçırayım ya. Seni öldüreyim de oğlunu kaçırayım bari. Ne yapayım? Bana hekim ver. Ver en yüksek maaş verelim. Beni iyileştirsin. Güzel. Sağlam bir düzenli ordu kuruyoruz abi. Sağlam bir düzenli ordu kuruyoruz. Karakterimin kız kardeşi artık yardım ediyor bana. O etsin en azından. Diğerlere maldı biraz ya. Kimseye vermem. Mal ona iyi bakar. Prenses mal. Çok komik. Gerçekten. Ben böyle şeylere çok mizah anlayışı yüksek olan biri olduğum için gülerim. Sürekli gülerim böyle şeylere. Düşünceli. Çocuğum seni ben eğitiyor muyum? Çocuğum sen de hastasın ya. Benim çocuk da hasta ki. Karı. Karı acilen bize bir çocuk daha lazım. Ne demek sevmiyorsun lan? Geç bizim mezhebe. Geç lan. Aferin. Şunu bir yapalım. Şimdi çocuğum seni bir kaçırayım ben. Para lazım oğlum. Casus başlığını istemiyorum. Ben vekil harçlık istiyorum. Para lazım abi. Para lazım. Ben vekil harçlık istiyorum. Canım öyle istedi. Ah kızım oldu. Mal bir kızım oldu benim ya. Of. Kızımı iyi bir idareci yapayım. En azından konseye şey lazım. Oğlum bu adam çok güçlü oldu ya. Varisi kim bunun? Varisi Yunan. Onun varisi bu. Şimdi bunlarda Ortodoks biri varsa onu geçireyim başa. Bir çekil bakalım. İznik kralı değil ki gerçi bu da. Bölünür lan bunun ülkesi. Bunu öldürsek öldüremiyoruz ki. Kimsin lan sen? Karakterim karım. Karım herhalde bana o kozla bir şey yaptırmaz herhalde yani. Sonuçta karımız yani. Ne yapacak ki? Of güzel. Gidelim abi. Cinayet planı gücümüz. Lan oğlum. Hayda. Benim oğlan ölürse sıçarız bu arada ya. Benim oğlanın ölmemesi lazım. Lan. Karıyla işimiz bitti. Uçuk özelliği kazandık. Sıkıntı. Güzel çocuğu kaçırdık. Şimdi canım fidye. Senin varisin kim? Dukas hanedanı geçmiş lan yine başa. Varis de mi Dukas? Lan bir dakika dur yanlış şeye baktım. Senin varisin de Dukaslardan. Canım fidye alacaktım da sen çok da şey vermiyorsun ki bana ya. Zayıf koz versen. Kozu neye kullanacağım ki? Oğlum güzel bir para versene ya. Neyse ver koz ver ya ne yapayım. Vasal sözleşmesini düzenle. Tahkimat. Savaş ilanı destekli. Para basma hakkı versene bana. Koz kullan. Ne veriyor bu? Ülke başkentinde gelişmişlik artış. Olur. Aldık bir şeyler değiştirdik en azından. Tamam. Güzel. Ordumuz güçleniyor. Şu an bunu dövebilecek güçteyim. Kralım ben zaten. Bir dük falan gelse hak iddiasını kullanarak bir şeyler yapsak sonra ben onu öldürsem. Onun ünvanlarına el koysam. Lan yeni süzerenim geldi. Kim bu? Hacı sende para var gibi. 113 iyi para. Seni öldüreyim. Bir dakika dur. İmparatorluğun varisi kim? Varis bu. Seni öldüreyim çocuğunu kaçırayım. Onu kaçırmak daha kolay olur. Papa seni ben kaçırabiliyor muyum ya? Papayı bir yere kaçırdık bir daha kaçırsak fena olmaz ama. Aha oğlum oldu. İşte bu ya. Yeni varisim bu. Güzel diğer çocuğu öldürürüz en kötü. Hangisi daha iyi olursa o geçer tahtaya. Gerçi ikisi de geçsin abi.
Şansölye. Hayır. Şansölye değil, kabul edeceğimi kimse söylemedi. Ben Vekil Arjım. Ya abi ne şansölyesi ya? Neyse casus başı olayım bari. Oğlum sen bende hiç şansölyelik bir şey gördün mü? Buna niye basamıyorum? Oğlum bende öyle bir yetenek yok ki. Şansölyelik yeteneği yok bende abi. Öyle bir yetenek olsa eyvallah diyeceğim de yok abi. Neyse seni öldüreyim, senden sonraki gelenin şeyine geçerim. Lan niye şey yaptık bunu? Allah Allah. Neyse kaçıralım bari. Parasını alalım. Kedi bana para getirdi. Oh. Kedi bayağı faydalı valla. Mutlak taht otoritesine geçtim. Şimdi bizim taht yasaları verasette değişme oldu mu? Aile büyüğü falan. Yok. En büyük çocuk. Ya abi şu yasalardan bir aile büyüğünü alsanıza ya. Armacılığı bir alsanıza. Bir armacılığı bir alın ya. Oradan bir devam edelim. Bir armacılığı bir alın. Şu da boyu bir kaçırayım da. Şeyden gitmemiz iyi mi olur acaba? Baştan çıkarıcı değil de işkenceci. Bunlar vasalım yok ki benim. Çok bir şey vermez herhalde. Güzel. Daha tedbirli olmamız iyidir. Şunu kaçıralım da parasına çökeyim ya. Bizans diye bir şey kalmadı lan doğru düzgün. Bizans'ı da böldürdük. Kızım oldu. Ya bu kızlar hep... Niye bizim kızlar salak oluyor ya? Bir ara erkekler salak oluyordu. Bu sefer kız olunca salak olmaya başladı. Kardeşim. Düzgün bir şey olsun ya. Ne haber lan? Para ver. Var 156. 156'dır oğlum. Oh enayinin parasını koyduk. Oh. Ne oldu lan? Korkucan oğlum benden. Benden korkucan. O paralarla şimdi düzenli asker birliği oluşturacağım. Korkucan oğlum. Vallahi korkmak zorundasın yani. Ben olsam korkardım. Çok delikanlı adamız çünkü biz. Şimdi hocam başka kimden toprak çakabiliriz? Ne yapabiliriz? Kıbrıs'ı aldık. Şunların giderleri birazdan düzelirken... Yok en fazla bu kadar düzelecek. 3 gelirimiz olacak. Güzel. Psikopos beni onaylamıyor. O biraz üzücü. Psikopos! Lan! Sancağı vereyim. Sancağı al senin olsun. Zaten uga buga sembolü var. Başka bir şey yok. Bunu bir etkileyelim. Bunu bir ilişkilerimizi iyileştirelim. Hoca biz ne yapacağız ya? Gücümüz kendimize geldi bu arada, farkında mısınız? Güç konusunda iyiyiz. Güç konusunda iyiyiz ya. Güç konusunda iyiyiz. Kaçırabileceğim var mı biri? Oğlum birilerini bir kaçırmam lazım ya. Sen. İznik kralı oldu bu eşek. Bunu kaçıralım. Kral olduğu için. Oğlum bir sürü bonus var. Sadece yabancı ülkede diye ne demek kaçıramıyorum ya? Seni kaçırayım. Yabancı ülkedesin. Olabilir. Kim bu? Epir'le mi savaşıyoruz? Epir'i o zaman kaçırabilmem lazım. Savaştayken eksik gitmiyor muydu? Galiba gitmiyormuş. Sen? Seni kaçırayım da. Paran yok ya abi. Allah'ın fakirleri. Paranız niye yok sizin ya? Şunu bir deneyelim bakalım. Bu? Bu zaten tutsak. Dük Artemios ben değilim değil mi? Ama ben değilim. Savaşlar açabilirim. Farkındayım da abi. Abi orada Müslümanlar beni yer ya. Ben karaya çıkmak istemiyorum. Şuna girsem. Hah! Yaşa! Yaşa imparator yaşa. Ben de vekil açlık istiyordum ya. Yaşa. Çok yaşa. Güzel.
hürmetlerini sun. Süzerenler hazır. Sarayı topla. Boş vereksin. Oğlum kaç tane çocuğum oldu, ülke bölünecek ya. Bu kadar çocuğa ihtiyaç yoktu. Adil. Kuşkucu. Kuşkucu olsun ya. Kuşkucu olsun ya. Değil mi? Ya da ihtiyatlı. İhtiyatlı en iyisi abi. Çok da adam katletmesin abi sonraki hükümdar. Bir daha bir bakalım. Devam edelim. %20 çünkü o. Ya ben bir gideyim şu sefere bir çıkayım ya. Vallahi bir tane sefere çıkalım. Şöyle bir. Bir tane sefere bir çıkalım ya. Hem dindarlık kazanırız. Hem bir kendimizi bir görmüş oluruz bakalım. Görelim bakalım ya. Fena da bir ordumuz yok açıkçası. Sanıyorum kazanabiliriz. Düzenli ordularla birlikte bir güç kazandık çünkü yani. Moğollar kurulsa da biraz da onları katletsem ya. Oğlum hadi Temuçin Memuçin bir şeyler yapın lan. Kim gitti? Komutanı yokmuş lan ordunun. Güzel. Komutanı öldü herhalde savaşta. Şimdi başka kim var ki savaşta? Oha! Herhalde... Ya ne casusbaşı oğlum? Velet beni deletme. Velet beni deletme bak. Beni vekil harç yapacaksın velet. Hah. Vekil harcım ben. Beni deletme. Gel bakalım senin ordunu bir ezeyim de. Bir daha karşıma çıkmaya cesaret etme. Aha vallahi tutsak ettim. Ver lan parayı. Of. Güzel Antakya'yı da aldık. Ne oluyor lan? Lan oğlum bu sefer de Müslümanlar bana girdi ya. Oğlum Antakya benim ya. Allah Allah fidye. Ver la para. Antakya benim abi ya. Herhangi birinin değil oğlum benim. Dur bir ordu toplansın ben bunları döverim. Kaç kişi lan bunlar? Ben bunları tek döverim. İmparatora gerek bile yok. Milis topla milis. Milis. Hah aferin. Bu orduyu topla bakalım. Hayırdır lan siz? Benim topraklarıma girmeye cesaret edebiliyorsunuz ha? Ya adil olması çok kötü olur benim için. Daha iyi komutan. Düşman yakın zamanda tamam. Komutanı neden bu kadar bizim kötü? Komutan çok kötü gerçekten bizim. Lan oğlum. Komutan değişik değişik duruyor. Daha yüksek kalite. Oğlum benim ordu full düzenli askerden oluşuyor. Ne demek o daha yüksek kalite? Nasıl böyle bir şey olabilir? Ne var ki bunların orduda? Aa. Bakalım başka yakın zamanda karaya çıkmış diyor. Bekle biraz. Oğlum casus başılığınıza sıçtırmayın. Ben casus başı değilim. O günler geride kaldı. Tamam evet casus başlığı yapmışlığımız vardır. O günler geride kaldı hocam. Paralı asker versene ya. Musul Kürt bölüğü var ek muhafızı. Lan oğlum bir tane eli kılıç tutan kimse yok mu? Kim geldi? Nerede ordu nerede? Toplanılan asker nerede? Gel. Oğlum bak daha yeni aldım orayı veremem daha. Daha yeni aldım. Kim bana savaş açan eşşoğlu eşek ya? Öldürelim. Daha soğuması. Sahibi bir yıldan fazladır borçlu. Oğlum bu ne? Antakya'yı kurtarabilir miyim? İmparatorum bir yardım etseniz mi acaba? Bir şeyler yapsanız mı? Bir hayırlısıyla bir inşallah. Oha yenildi lan. Sayın İmparator. Defolun gidin lan ülkemden. Defolun gidin. Yap beyaz barış yap. Bir öldürelim eşeği. Ekonomi çok kötü yeğenim. Bir öldürelim de. Hah. Ne oldu? Ne oldu lan? Seni de öldüreceğim oğlum. Şeyh Mek bilmem ben kardeşim. Benim topraklarımda
kimse bir şekil şukul yapamaz. Oğlum Allah Allah. Ne oluyor oyuna? Oyuna bir şeyler oldu. Oyun bir kafayı yedi. Kardeş hayırdır kardeş? Oyun çok yavaş gidiyor. Herhalde çok fazla olay yaşanıyor oyunda. Gitme lan. Tamam koyduk. İyi nefes aldık. Birader beni casus başı değil bak şey yapacaksın. Lan oğlum bu enayi nesi düşmüş ya. Bunu da öldürelim. Neyse biraz daha güçlendik. 4000 kişilik ordumuz oldu. Bu 4000 kişi değil ama ordu biliyorsunuz. Ordunun sayısı 4000 değil. Orada paralı asker var. Ne demek casus başı değilim? Ben vekil harcım zaten. Oğlum vekil harçlık lazım Allah aşkına. Kovdu şerefsiz itolit. Seni öldüreyim de ben vekil harç olmam lazım. Para lazım para. Şunu öldürelim. Vekil harçlık lazım abi. İznik kralını kaçıramıyoruz mu ya? Şunu da kaç... Birini kaçırsam bir şeyler yapayım ya. Para lazım ya. Papayı da mı kaçıramıyorum? Papa. Papa seni bir yere kaçırmıştım var bak. Papayı da kaçıramıyoruz ki. Komplocu. Aldık. Doğal korkunçluk. Benim biraz korkunçluğa mı ihtiyacım var sanki? Ama en azından devlet bir güçlendi. Ordu bakımından bir kudretimiz bir arttı gerçekten. Onu bir görüyoruz yani bir kudret. Gerçekten bir arttı. Bio bakımından fena değiliz. Oh. Oy! Lefkoşa kontrolünde kontrol seviyesi düşecek. Düşsün. Arttırırız. Arttırırız abi yapacak. Para lazım kusura bakmayın. Oğlum casus başı değilim ben. Bak velet. Baban gibi aynı hatayı yapma. Ben buyum. Anladın? Ben buyum. Seni de bir kaçırayım para lazım ya. Bir kaçırayım para lazım oğlum. Ya bir dahakine artık tahta geçtiğiniz anda bana 100-200 birkaç altın verin kaçırmayayım oğlum uğraştırmayın. Her tahta geçene kaçırıyoruz ya. Ne bileyim bir şeyler verin bana gidin yani. Kaçır. Bunu da deneyelim kaçırmayı. Ya 3-5 bir şey ateşleyin oğlum bir daha kaçırmayalım bir daha uğraşmayalım sizle. Anladın mı? Boşa şey yapıyoruz yani. Korkunçluğumdan dolayı prestijim hayvan gibi azalıyor. Korkunç olmamam lazım benim. Sicil ya. Sesim mal. Lan dini değiştirmiş şerefsiz. Oğlum 3-5 bir şey ateşleyeceğiniz gideceğiniz yani bu kadar basit ya. Bakın bu konuları konuştuk. Ver paramı he. Niye eksideyim lan ben he. Tamam kendimize geldik. Şunu da kaçıralım. Şunu da kaçıralım. Başka Jerjeri. Sen. Oğlum bunlar batmış. Bunlar bitmiş. Bunlar yok olmuş. Sen. Ülke içinde peki başka kaçırabileceğim. Bakalım. Deneyelim. Ya, askeriyede en iyisi olamadın. En iyisi olmanı isterdim. En iyisi olmamışsın. Ne oldu lan hıyar? Ver lan para ver. Oğlum sen de paran gitmiş. O zaman seni ben... Senin paran gitme. Hadım edeceğim lan seni. Paramı vermedin bana. Full paramı vermediğin için yaptım bunu. Yoksa yapmazdım. Yoksa yapmazdım. Yoksa ben öyle bir insan değilim. Korkunçluğum artacak. Şunu ver ya. Korkunçluğum arttıkça şeyim yeteneğim azalıyor. 8 altın gelirimiz var. Ordum güzel. Ordum kaliteli. Ordum fena değil gerçekten. Şu mu en iyisi oluyordu? 10. Evet en iyisi oymuş. Hiç karşılamam vallahi kedi ne yaptıysa yapmıştır. Kediden iyi mi bileceksin? Daha düşük kontrol. Hadi isyan edin de.
Sizi de bir halledelim. Oğlum %20 şansla kaçırdım lan enayiyi. Şansa bak. Başka para para. Oğlum kusura bakmayın vallahi para lazım bak. Yoksa hobi olarak kaçırmıyorum sizi. Zorunluluk. Ya, zorunluluktan dolayı hocam. Hanedana para lazım. Battık o yüzden. Bizans da bölündü. Kutsal Roma'yı da bir ara böldürelim. Aga belki de gitti. Bretonya güçlenmiş lan bayağı. Kutsal Roma kadar askerim var lan benim. Ülke askeri anlamda çağ atladı bu hükümdarın yönetiminde. Gerçekten bu velet iyi yönetti ülkeyi. Lan köylü. Emrimi dinleyeceksin. Emir verdiğimde savaşmaya geleceksin. Emir vermediğimde de çiftçi gideceksin tarlana, çiftçiliğini yapacaksın kardeşim. Senin tek vazifen bu. Hayırdır lan size? Tek vazifen bu. Bunun dışında bir vazifen yok senin. Buna savaş ilan edebiliyor muyum? Evet ilan edebiliyorum ama onlar beni döver. Oğlum bunu da kaçırdık. Şanslı. Ne şanslıyız lan biz? Para karşılığında herkesi kaçırıyorum. Lan bunu kaçıramadım. Bir daha. Bir daha. Lan onu düşük şansla kaçırdık. Bunu kaçıramadık. Şunda para yok. Biz kaçırana kadar parası olur ya. Biz kaçırana kadar olur abi parası. Hocam eldeki paraları kargıcıya verelim. Sarayda ne istiyorsunuz yine benden ya? Ha yine kedim oldu. Ya oğlum ben ordu toplayacağım. Bizim daha önemli işlerimiz var. Gelip benden ne istiyorsunuz? Ben çözemedim sizi ya. Salın kardeşim bizi bir. Salın daha önemli işlerimiz var ya. Vallahi bu hükümdar gayet güzel bir hükümdar oldu. Ben size söyleyeyim. Vallahi gayet güzel bir hükümdar oldu. Ve şu an 4200 kişilik ordumuz var. Bu sayı 5000'e kadar çıkacak o ordular toplanınca. Ama artık bu bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bay bay.